Evet. Masa rasyonun 5. günündeyiz. Normalde 3 ila 5 gün arasında bir masa rasyon süreci geçirmemiz lazım. Ben garanti olması için ve daha da güzel bir renk alması için tam 5 gün bekledim. Şimdi 5. günün sonunda artık süzme işlemine geçeceğiz. Masa rasyonu tamamlanmış üzümlerin nasıl göründüğünü de size bir yakından göstereyim. Evet. Gayet güzel renk aldı ve maserasyon süreci içerisinde bu köpüklenmeler maya oluşturduğunun ifadesi. Her gün 12 saatte bir tahta kaşıkla karıştırdık ve şu anda da süzme aşamasına geçiyoruz. Üzümleri süzme işlemine başlamadan önce bir gravite ölçümü alacağız. Bu arada tekrardan hatırlatmakta yarar var. Kullanacağımız bütün malzemelerin hepsi sanite edildi. Ekstradan bir sanitasyonla alakadar bir şeyler yapmıyorum. Videodan vahit kazanmak için. İlk güne nazaran rengimiz daha da koyu bir bordo hali aldı. İlk başta pembemsiydi. Şu anda gayet güzel bir bordo renginde şaraba doğru gidiyoruz. 5 gün önce başlamıştık. Yani bizim kendi tarihimizde 10 Ekim'de başlamıştık. Şu anda 15 Ekim. Bunu defterinize not ediyoruz. Ve hidrometremle 5 günlük süreçte ne kadarlık bir ilerleme kaydettik, ne kadar maya oluşturdu ve ne kadar şeker kaybettik bunu anlayacağız. Şu anda tam olaraktan 1020 değerine düşmüşüz. 5 gün içerisinde 50 birimlik bir ilerleme kaydetmiş durumdayız. Yani fermantasyonumuzun tamamlanmasına 30 birim kaldı. 990'da fermantasyonu durduracağız. Numunemizi gene ziyan etmiyoruz. İçerisine gönderiyoruz. Şimdi belirtmekte yarar var. İlk başta bu üzümleri maserasyon sürecine aldığınızda bozulmaya yüz tutmuş bir meyve gibi kokacak. Keskin, hafif böyle sirkemsi bir koku alacaksınız. Bunda endişe etmeyin. Şarap yapımında bu koku normal. Şimdi elimize eldiven takıyoruz. Ve dikkatlice torbamızı kovamızdan ayıracağız. Ve yanındaki ipi vasıtasıyla toparlayacağım. Böylelikle şarabınızı süzerken içerisinde tort ve meyve parçaları kalmayacak. Rahat bir şekilde süzebilmek için böyle bir kevgirim var. Onun üzerine torbamı oturtturacağım. Ve üzerinden yavaşça baskı uygulayarak üzümün yavaş yavaş hareketlerle torbanın boşluğunu alarak da sıkmaya devam edin. Acele etmeyin çünkü acele ederseniz etrafı çok fazla sıçrayacaktır. Ve bu da etrafı sağlam batıran bir şey. O yüzden sabırlı ve yavaş bir şekilde sıkmaya devam ediyoruz. Evet, süzme işlemimizi tamamladık. Fazla uzun sürmedi. Yaklaşık bir 5-6 dakikada torbamız vasıtasıyla rahatlıkla süzdük. Ve üzüm posamızı sıktık. Şu anda posasız çekirdeklerinden, kabuklarından ayrılmış şekilde şarabımızı ikinci fermentasyona alabiliriz. İlk olaraktan 10 kilo ile başlamıştık. Şu anda tam tamına 8 litre şarabımız var. Şimdi bunu eğer 10 litrelik bir cam fermenteriniz varsa cam fermenteri alın. Ama 10 litrelik bir cam fermenteriniz yoksa bu tarz bir kovanın içerisinde bırakıp ikinci fermentasyona almayın. Şarabı boğarsınız. Neden? Bu 25 litrelik bir kova. Ayrıca üzerinde 3,5 litrelik de farkıyla beraber 28-29 litreye kadar çıkabilen bir kova.
ve üzerinde çok fazla bir boşluk var. Bu boşlukta karbondioksit basmasına neden olacak ve şarabınızı bozacak. Eğer üzüm suyunuz fazlaysa, 25 litrelere kadar bir üzüm suyunuz varsa gene bu kovanın içerisinde fermentasyon işlemine devam edebilirsiniz. Ama 3'te 1 oranında bir üzüm suyunuz varsa fermentasyon kovanızı veya fermenterinizi değiştirmeniz lazım. Şimdi benim cam fermenterim dolu olduğu için şöyle küçük fermenterlerim var, 5'er litrelik. Bunları ben sanite ettim gayet güzel bir şekilde. Şimdi bunların içerisine 4'er litre şarabımı böleceğim. Ve küçük fermenterlerimin içerisinde ikinci fermentasyonu alacağım. Şarabınızı aktarırken alacağınız kokuların arasında hafif asetona benzer bir koku varsa, bu kokunun nedeni natural şaraplarda vahşi mayanın yaratmış olduğu istenmeyen esterler ve lezzetlerin orta plana çıkmasından kaynaklı bir koku. Bunu ne yapabilirsiniz? Nasıl kurtarabilirsiniz? Şöyle bir aşaması var. Şu an benim şarabımda da hafif bir asetonumsu bir koku hissi yaratıyor. Ki zaten bu şaraplık bir üzüm olmadığı için ve sofralık bir şarap yaptığımızdan dolayı bunu ehlileştirmemiz lazım. Yani mayayı daha kaliteli bir şarap mayasıyla destekleyip güzel bir sonuç alacağız. Natural şarap yapıyorsanız ve önceden fermentasyonu durdurulmamış ve mayalık olaraktan bıraktığınız bir şarabınız varsa içerisine mayayı ehlileştirmek için bu şarabı da katabilirsiniz. Tabii bu tarz şarabı elinde olmayanlar veya geçen seneden kalmış bir mayası olmayanlar için de hazır maya kullanmak en mantıklısı. Kırmızı şaraplarda vazgeçilmez olan Fransız şarap mayası. Özellikle hızlı olanı seçeceğiz. Alkol dayanımı biraz daha fazla olacak ve zorlu şartlarda çalışmayı seven bir Fransız şarap mayası kullanacağız. Bunu destekleyebilmek için de mutlaka maya besini koymanız lazım. Şu andaki gravitemiz bir hayli düşük ve bu yüzden mayaya yeterli besini elde edemeyecektir. Bu yüzden de mayaya besin takviyesini dıştan veriyoruz. Bu zaten şarap mayaları genelde hep besiniyle birlikte kullanılır veya içerisine ilk kurulumda biraz fazla şeker koyuyorsanız veya ekstradan sofralık değil tatlı yıllandırmaya uygun 1100 gravitelerde bir şarap yapıyorsanız da direkt maya o gravitedeki şekerle rahatlıkla beslenebilecek. Kimi arkadaşlarımız da soruyorlar işte bu maserasyon sürecinden sonra alkolü arttırmak için içerisine şeker koyabilir miyiz? Koyamazsınız, bozarsınız. Çünkü maserasyon süreci zaten birinci fermentasyon gibidir. Yani dikkat ederseniz biz 1075 ile başladık. 5 gün içerisinde 1020 gravitelere kadar düştük. Yani 50 birimlik bir değişim oldu. Bu değişimin de nedeni mayanın içeride kendi kendini beslemesinden kaynaklı bir değişim. Yani şarabımız olmaya yakınlaştı. Şimdi ne yapıyoruz? Fransız maya besini kullanacağım. İlk olarak da dipnot olarak da belirtmek istiyorum. Eğer fermenterleriniz küçükse, yani 5 litrelik bir fermenteri kullanıyorsanız alan da dar olduğu için maya ve besin miktarınız bir miktar daha artacak. Yani 23 litrelik bir paket mayayı matematiksel olarak da bölüp içerisine eklediğinizde hiçbir işe yaramayacak. Çünkü alan dar olduğu için yeterli hareket kabiliyeti olmayacak ve bu yüzden de tam işlemini yerine getirmeyecek. Tam işlemini yerine getirebilmesi için de miktarını bir miktar arttırıyoruz. Şimdi ben her ihtimale karşı ve garanti olabilmesi için her 4 litre için 5 gram maya besini kullanacağım ve her 4 litre içinde 3 gram şarap mayası kullanacağım. Yani bu bir paketin yarısı yapıyor. Ama 10 litrelik bir fermenterin içinde yapacak olsaydım bu sefer ölçü değişecekti. Direktman 6 gram maya besini 3,5 gram da şarap mayası koyacaktım. Bunu da dipnot olaraktan belirtiyorum. Güzel kaliteli bir şarap yapmak istiyorsanız
Bu notları aklınızda tutun, pişman olmazsınız. Şimdi maya besinimizde yarım paket, bir fermenterime, yarım pakette diğer fermenterime olmak üzere paylaştıracağım. Üzerine hafif bir şekilde serpiyorum. Tek bir tarafına değil, bütün her yerine eşit miktarda serpmeye özen gösterin, topaklanmasın. Çünkü Fransız maya besini diğer sodyum tuzu içeren maya besinleri gibi değil. Biraz daha kaliteli ürünler var içerisinde. Amino asit var, ekstra vitaminler var ve toz formda. Bu yüzden ekerekten eklemediğinizde ya da önceden çözdürmediğiniz zaman topaklanma yapabiliyor. Şimdi maya besinimizi ekledik. Sanite edilmiş temiz bir kaşıkla iyicene fermenterimin içerisinde karışmasını ve şarabımla bütünleşmesini sağlayacağım. Ve ardından yarım paket yüksek dayanımlı hızlı çalışan kırmızı şarap mayasını ekliyorum. Her iki fermenterime de yarım paket ekleyeceğim. Bunu da eşit miktarda üzerine serpin. Şimdi diyeceksiniz mayayı tartmadın, göz kararı koydun. Birine fazla, birine eksik gelirse ne olacak vesaire. Şimdi ben her sezonda ton bazında şarap kuran biriyim ve aşırı şekilde şarap yapıyoruz. Her şeyin şarabını yapmaktayım ve elimle alışkanlığı, yani bir nevi terazi gibi diyebilirim. Siz tabii böyle yapmayın ama tabii göz kararıyla koyduğunuz zaman 2.5, 2.7 gram birine gelir, 3.5, 3.2 gram diğerine geçer vesaire. Bu ufak miligramlar o kadar büyük önemler teşkil etmiyor. Eşitlik önemli. İkisine eşit miktarda serptiğiniz zaman zaten göz kararıyla baktığınızda ne kadar eşit serptiğinizi anlıyorsunuz. Tabi elinizde teraziniz varsa ve kendinize güvenmiyorsanız otomatikman teraziyle dikkatli bir şekilde tartarak da mayalarınızı ekleyebilirsiniz. Mayaları ekledikten sonra karıştırmıyoruz. Olduğu gibi bırakıyoruz. Maya yavaş yavaş çözülecek ve içerisindeki besinle birlikte beslenecek. Ve fermantasyonumuz tamamlanana kadar mükemmel bir şarap haline getirecek. Şimdi fermenterlerimize, hava kilitlerimize monte ediyoruz. Hava kilidinizi doldururken şunu unutmayın. Hava kilidinin üstünde bir çizgiler vardır. Bu çizgiler hizasının bir tık altına gelecek şekilde doldurun. Üst kırmızı kapağını ya da farklı renk bir kapağı varsa o kapağını kapatın. Dublex hava kilidi küçük fermenterlerde kullanmayın. Böyle salyangoz model kullanın. Ve fermenterinize güzel bir şekilde yerleştirin. Olay bitmiştir. Fermenterlerde uydur kaydır bir şekilde işte akvaryum hortumları bağlamaklar, oradan bir işte hat uzatıp bir bardağın içerisine sallamak ya da bir pet şişenin içine sallayıp böyle farklı farklı hava kilidi yapmaya çalışan arkadaşlar, açık söylüyorum. Eğer malınıza iyi bakarsanız şöyle bir hava kilidi aldığınız zaman senelerce kullanıyorsunuz. Tamam, bir şeyi ucuza çıkartmak tamam güzel bir şey. Ama ucuza çıkartacağım diye de bokunu çıkartmak açıkçası pek de doğru bir hareket değil. Yani bir iş yapıyorsanız doğru düzgün malzemeniz olsun. Yani daha ne kadar ucuza çıkartabilirsiniz ki? Piyasa şarapları 60-70 liralarda, 40 lira 45 liralarda neyse işte. Bir şişe şarabı alıyorsunuz. Kendiniz yaptığınızda 10-15 lira maliyetiniz olsa ne olacak? 10 lira maliyetiniz olsa ne olacak? Yani arada 3-4 liranın hesabına düşüp de uydur kaydır işler yapmayın. Doğru düzgün bir şeylerle ilerleyin ve doğru düzgün bir şarap yapıp için. En azından dışarıda satılanların ayarında bir şarap yapın ki bu hobiden zevk alın. Ama köpek öldüren gibi ne öldüğü belirsiz içerisine saçma sapan mayalar, onlar bunlar kulaktan dolma hareketlerle işler yaparsanız doğru düzgün bir şey içmezsiniz. Sirke ile şarap arasındaki farkı bile anlayamayıp kendinizi bir gıda zehirlenmesine doğru almaktan başka hiçbir şey yapmazsınız. Ama doğru ekipmanla, doğru formülle ve doğru malzemeyle
çok güzel bir şarap yaparsınız. Bunu da dipnot olarak da belirtelim. Şimdi geldik ikinci fermentasyon aşamasına. İkinci fermentasyon aşamasında gene oda sıcaklığında bırakıyoruz. Kış aylarındaysanız mutlaka oda sıcaklığınızın 20-22 derecelerde olduğu alanlarda bırakın. Çok fazla soğuk yerde bırakmayın. Fermenterlerinizi işte mermerdir, fayanstır yere koymayın. Yüksekte bulunsun. Mümkün olduğunca çarpılmayacak, düşmeyecek veya sarsılmayacak yerlerde bırakın. Böylelikle başarılı, güzel bir fermentasyon atlatırsınız. Ve yapılan en büyük hatalardan bir tanesi fermentasyonu hava kilidiyle gözlemlemeye çalışmayın. Tamam, kimi zamanda hava kilidi işte ne kadar hızlı ilerliyor, ne oluyor bunu anlamanıza yardımcı olur. Ama bir fermentasyonun başlangıcını ve bitişini en iyi anlayacağınız yöntem hidrometre ile ölçme yöntemidir. Hava atışı 15 saniyede bir olur, 20 saniyede bir olur ama fermentasyonunuz bitmiştir ve gitgide de içerisindeki şekeri yemeye devam edecektir ve bu şarabı bozacaktır. Fermentasyonu durdurmanız gerekiyordur. Durdurmazsanız haftalarca beklersiniz. Yani hava kilidi bir noktada yanıltıcıdır. Bunu unutmayın. Evet. Şimdi fermentasyonumuzu yaklaşık bir hafta 10 gün kadar daha devam ettireceğiz. Ve sonrasında ölçüm alıp fermentasyonu durdurmakla devam edeceğiz. Müzik.